Manşet'e hoş geldiniz. Manşet dün yoktu, Pazartesi haftanın ilk günü. Çünkü hafta sonu takip edenler e, görmüşlerdir. Levent Göktaş, Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanmasıyla ilgili ekstra bir manşet yaptım ve Pazartesi gününe esasen gündemde başka da bir şey kalmadı. Olsaydı yapardım. E, onu ona sayın. Fakat bugün gerçekten gündemimizde çok sayıda e, bilgi var, çok sayıda e, not var. Aldığımız ve size duyurmak için hazırladığımız ve elbette son dakika bilgileri var ee, özellikle e, 1 Eylül tarihine dikkat çekiyorum ve yazdan çıkış Eylül ayına girişle beraber tam anlamıyla iktidar cephesi KJ'de de onu yazdım panik butonuna bastı yani e, tam saha prest ve devletin bütün imkanlarıyla bir seçim kampanyasının startı verildi. Bunu argümanlarıyla alt alta sıralayacağım. Ama önce son dakika bilgisi. Levent Göktaş e, Bulgaristan'da hemen sınırı geçince yakalandığı ortaya çıktı biliniyor. Hemen Kapıkule'nin ötesinde ve ilk sınır karakolunda gözaltına alınıyor. Orada önce kefaletle serbest bırakılıyor. Türkiye devreye giriyor ve Türkiye'nin devreye girmesiyle belli ki tekrar tutuklanıyor. Mustar'ın internet adresinde hakim karşısındaki fotoğrafı, dikkatimi çekti. Sonra görüntülerini de ulaştım. Birazdan fotoğrafları getireceğim. Görüntü görüntüler Bulgar televizyonundan alındığı için Twitter adresine koydum. Tarık Toros Twitter adresinden o görüntüleri de sıcağı sıcağına izleyebilirsiniz. Buraca e, Necip Hablemitoğlu suikasti zanlılarından firari emekli albay Levent Göktaş Bulgaristan'da mahkemeye çıkarıldı. Öte yandan Cumhuriyet Savcılığı Başsavcılığı tarafından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için talepname hazırlandı diyor deniyor. Kırmızı bültenle ilgili pek çok soru işareti var. Çıktı mı çıkmadı mı nedir ne değildir ama... E, Türkiye'nin dışişleri nezdinde, içişleri nezdinde, milli istihbarat nezdinde her neyse Tümüyle devrede olduğu ve Levent Göktaş'ın iadesi için bastırdığı görülüyor. Bakalım sonuç alabilecekler mi? Buradaki bilgilere göre Levent Göktaş'ın Bulgaristan sınırında hemen sınırı geçince yakalandığı, sınır kontrollerine yakalandığı anlaşılıyor ve gözaltına alındığı, savcılığın hakkında 72 saatlik gözaltı kararı verdiği ve 72 saatin ardından da mahkemeye çıkarıldığı bilgisi var. Elleri kelepçeli, ayakları da kelepçeli olarak e, duruşma salonuna getiriliyor. Birazdan fotoğrafları göreceğiz. E, savcılık mahkemeden 40 gün süreyle tutukluk almasını talep ediyor. Bir Bulgar avukat Levent Göktaş'ı savunuyor. Çünkü Bulgar mevzuatı söz konusu belli ki Türkiye'den yakınları, ailesi neyse bir Bulgar avukat tutmuşlar. Türkiye'den bir avukat gidip onu savunamıyor. Oradaki yargı mevzuatı çerçevesinde. Ve o avukat diyor ki müvekkilimin AB ülkelerine girme hakkı kendisine AB ülkelerine girme hakkı serbest dolaşım hakkı tanıyan yeşil pasaportu var diyor. Fakat yeşil pasaportu olsa bile yasa dışı yollardan zaten Bulgaristan'a girdiği için her ne kadar vizesi olan yeşil pasaportu olsa bile... Gözaltına alınmış ve tutuklanmış durumda ve diyor ki arandığı için Bulgaristan'a yasa dışı yollardan girdi. Türkiye'deki haklarını Bulgaristan'da aramayı düşünmüş diyor avukatı verdiği ilk bilgilerde. Şimdi fotoğraflara baktığımızda e, gerçekten e, Levent Göktaş ve Levent Göktaş cephesi açısından son derece hazin fotoğraflar. Bu fotoğrafta Levent Göktaş Bulgar polisi nezaretinde mahkemeye getirilirken görülüyor. Elleri kelepçeli ve ayaklarında da kelepçe var görüldüğü gibi yine e, mahkeme salonunda sırtın e, e, beline bir e, kuşakla gene bir güvenlik önlemi alınıyor son derece e, ciddi güvenlik önlemleri söz konusu çok sayıda e, Bulgar güvenlik gücü var yani işte sınırı geçerken yasa dışı yollardan Bulgaristan'a giriş yaparken e, alınan gözaltına alınan tutuklanan neyse sıradan bir kaçak göçmen ya da sıradan bir kaçak değil de belli ki Türkiye için önemine binaen ve arada geçen yazışmalar artık diplomasine ise ona binaen olağanüstü güvenlik önlemleri söz konusu. İşte burada da kelepçeleri mahkeme salonunda çözülürken görülüyor. Son derece sert, yüzü asık bir ifadeyle dikkat çekiyor Levent Göktaş ki bu fotoğraflar önemli çünkü Levent Göktaş'ın yıllar yıllar sonra tespit edilmiş en net fotoğrafları daha önce Türkiye'de adres değiştirirken, ev değiştirirken güvenlik kameralarına takılan sırt çantalı görüntüleri vardı ama onlar uzaktan flu görüntülerdi. Burada da gene Levent Göktaş gene yani yüz ifadesi hiç değişmiyor. Son derece ciddi ve belli ki işte başına gelenden dolayı Öfkeli ve belki de orada ne olacağını bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğinin bilinmezliği içerisinde de bir ruh hali içerisinde 1 Eylül tarihi önemli çünkü 1 Eylül'de hem Erdoğan hem de Bahçeli aynı gün konuştular ve ikisi de bir ağızdan özellikle Sedat Peker'in açıklamalarını Sedat Peker'in ifşalarını Twitter üzerinden yaptı. Video çekmedi daha. Twitter üzerinden yaptığı ifşaları mevzu ettiler. Bütün konuşmalarında Erdoğan özetle suç çetelerinin kirli oyunlarına izin vermeyeceğiz dedi. Bahçeli de sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır dedi ki zaten sosyal medyanın denetim alınması altına alınmasından kasıt Sedat Peker sosyal medya üzerinden at oynatamasın. Bir takım iddialar dile getiremesin. Tweet atamasın. Video yayınlayamasın. Aynı gün Levent Göktaş Bulgaristan sınırında eee Bulgaristan sınırını geçerken gözaltına alındı ve Türkiye'nin talebiyle işte tutuklandı veya tutulduğu ortaya çıktı. Hemen ertesi gün sabah da bunu zaten Anadolu Ajansı marifetiyle ilan etti Türkiye 2 Eylül sabahı. Ama belli ki Levent Göktaş bir hafta 10 gün önce sınırı geçmiş ve Bulgaristan'da Bulgaristan üzerinden e, Avrupa Birliği ülkelerine e, kaçmayı e, planlamış. Belli ki o zamana kadar Türkiye'deydi. Yani Levent Göktaş'ın 20-22 Ağustos tarihlerine, kadar kabaca söylüyorum Türkiye'de olduğu ve Türkiye'de sürekli adres değiştirdiği bilgisi var. Kimi gazeteciler bu bilgilere ulaşmışlar veya emniyetten aldıkları istihbaratla yazıyorlar. İşte berberinde kaldığı, arkadaşında kaldığı, birkaç günde bir adres değiştirdiği, ev değiştirdiği gibi fakat her defasında değiştirdiği adreslere o ayrıldıktan sonra baskınlar yapılıyor. 1 Eylül'de Erdoğan ve Bahçeli'nin konuşmalarının tamamı Sedat Peker'in değiştirdiği gündemden rahatsızlık üzerineydi. Özellikle Bahçeli'nin çıkışıysa Alaaddin Çakıcı ile görüşmesinin hemen ertesine geldi. Orada da muhtemelen Sedat Peker'in iddiaları söz konusu oldu ve yine e, iki manşet yayını öncesinde bahsetmiştik. Alaaddin Çakıcı bir adamı vasıtasıyla Kronos'a bir bilgi sızdırmış ve e, Peker'e giden Sedat Peker'e giden bel altı kasetler önce bize geldi ama ilgilenmedik e, demişti ve kasetlerin kaynağı olarak da Emekli askerlerin kurduğu danışmanlık şirketini göstermişti. Sonuçta Peker'de, Levent Göktaş da şimdilik susturulmuş görülüyor. Fakat e, Sedat Peker'in ne yapacağı belli değil. Şimdilik tecrit altında. Yani 1 Eylül'den beri. Sedat Peker'in kontrol ettiği hesaplardan bir tweet paylaşımı yok, en azından. Ee, Sedat Peker ne zaman Erdoğan'ın etinden birkaç parça kop koparsa ardından tecrit geliyor. TR724'de yazdığım başlı yazının başlığı da buydu. Belli ki ilerleyen günlerde e, yine konuşacak, yine video çekecek veya tweet atacak. Herkes bundan emin ama şimdilik e, bir ara verdiği anlaşılıyor. Hatırlarsanız ilk zamanlarda cep telefonuna el konuldu e, denilmişti. Pek öyle olmadığı anlaşıldı. Yine Levent Göktaş'ın bir önceki yayında var. Hafta sonu çektiğim özel yayında var. 7 sayfalık bir mektubu kendine yakın medya unsurları vasıtasıyla Türkiye'ye ulaştırıp orada oradan yayınlaması bu da yabana atılmaması gereken bir konu. Her ne kadar o mektupta ekstra bir şey olsun veya olmasın dönelim siyaset gündemine ortakların panik butonuna basması meselesi üzerinden yürüyelim. Kemal Kılıçdaroğlu Fox TV yayınında altılı masanın kendi ismi üzerinde uzlaşması durumunda Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya "Hazırım. Zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli." diye yanıt verdi. Tabii bu altılı masa benim ismim üzerinde anlaşırsa ben buna hazırım biçiminde eee manşetlerde yer aldı. Tweetlerde bu minval üzere atıldı. Yani e, soruyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevabı birleştirildi. Halbuki Kemal Kılıçdaroğlu bunu kendiliğinden söylemedi. Yani kendiliğinden durup dururken altılı masa e, benim ismim üzerinde mutabakata varırsa elbette ben de aday olurum. Ben de buna hazırım demedi. Soru üzerine dedi. Dikkatinizi çekerim. Soru Ekrem İmamoğlu'na sorulsaydı mesela altılı masa sizin üzerinizde mutabakat sağlarsa görüşünüz ne olur, tavrınız ne olur diye Ekrem İmamoğlu'na böyle bir soru sorulsaydı muhtemelen Ekrem İmamoğlu da ben her türlü göreve hazırım diyecekti. Haliyle bu ayrımı koymakta yarar var. Altılı Masa'da yer yer gene farklı sesler çıkıyor. Bunlardan biri de Temel Karamallıoğlu. Abdullah Gül'ün adaylığı müspet olur ben bunu garipsemem dedi ki hatırlayın Özellikle 2018 seçimleri öncesinde Temel Karamolluoğlu Abdullah Gül'ün aday olması için çok bastırmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna etmişti ama orada olay Meral Akşener'e takıldı ve hayır dedi Meral Akşener ve kendi adaylığını açıkladı. Cumhurbaşkanı adaylığını bu artık çok tanıkla ve çok şeyle sabit yalanlanmayan bilgiyle duyumla kulisle sabit böyle bir durum oldu. Eş zamanlı olarak farklı açıklamalar geliyor AKP kurucularından al bayrak mesela büyük huzursuzluk var vekillerden de kopuş olacak diyor ama bunu daha önce de söylemişti birkaç ay önce biz de birkaç ay önce bir manşet programında bunu alıntılamıştık. Fakat Said Sefa bunun üzerine yaptığı yorumda şunu söylüyor kopuş var zaten. Parti parti teşkilatlarında önemli görevlerde yer alanlardan istifaden çok istifalar yürürlüğe sokulmuyor sadece demiş. Yani tam bir mafya organizasyonu söz konusu. Çıkmak isteyen çıkamıyor. Başıma ne gelir korkusuyla istediğinde, isteğinde diretemiyor. Belli ki işte panik butonuyla da çok alakalı. AKP, ortaklar, MHP her ne olursa olsun partide de, hükümette de bir kopuş olsun, bir çatlak olsun. İstemiyor. E, zaten kimse görevden istifa edemiyor. Görevden affı isteniyor. İşte bu şekilde de bir literatüre kelime sokuldu. Yine e, Sedat Peker'in e, iddiaları o kadar artık acıttı ki... ...iki danışman gitti arka arkaya. E, korkmaz e, Karaca ve e, Serkan Taranoğlu. E, yani... AKP kurban verdi esasen. E, ancak bu daha da fazla olsun istemediği için de özellikle 1 Eylül'den itibaren tam anlamıyla bir panik butonuna basıldı. Telaş büyük ve e, başka da bir kopuş olsun istenmiyor. Bir diğer konu da e, HDP konusu. E, Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir lafı bu sabah gazetesinde bu şekilde haber oldu. Çünkü e, bu tür konulara hemen iktidar basını atlıyor ve haber yapıyor. Bu tür açıklamalar iktidar ortakları arasında özür özürleri millet İttifakı ortakları arasında yani altılı masa arasında da homurdanmaya yol açıyor. Mesela özellikle İyi Parti falan böyle bir şey olmaz. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz falan diyor. İktidar da bunu ustaca ustaca kullanıyor. Ben bu yayınlarda son bir yıldır birkaç kere söyledim. Kürtlerin oyunu almayan Cumhurbaşkanı seçilemez. Kürtleri Kürtlerin oyunu almadan Erdoğan'ı deviremezsiniz. Erdoğan Kürtlerin oyunu almadan Cumhurbaşkanı seçilebilir ama o da karşı cepheyi bu vesileyle bölüp Kürtlerin oyu Millet İttifakı'na kaymasın veya Millet İttifakı'nın çıkaracağı ortak adaya kaymasın diye elinden gelen ardına komuyor. Haliyle altılı masanın sırtında bu kambur seçime kadar durmaya devam edecek. Yani HDP konusu kaşınacak. Zaten gerek adaylıkla ilgili konular Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı olsun, başka konular olsun, gerek HDP konusu olsun sürekli kaşınan bir durum yani KHK'lılara işte tüm KHK'lılara görevlerini iade edeceğim dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Hemen devletin partideki görevlisi çıktı. Hayır hayır işte yargıda beraat edenler falan diye genel başkanını düzeltti. Yani orada da bir şey var. Altılı masa böyle altılı masanın çok fazla bir hareket kabiliyeti olsun istenmiyor. Devamla Yunanistan'la. Ege'de sular ısıtılmaya çalışılıyor. Bunlar gazetelerin başlıkları. Erdoğan'ın sözleri Atina'yı panikletti. İşte sabahta İzmir'i unutma bedeli ağır olur. Çok yüksek perde, perdeden Yunanistan'a kafa tutuluyor. E, belli ki e, içeride ve dışarıda e, pek, çok, pek çok yönden tam saha pres uygulanırken... ...devlet, e, devlet adımlarıyla veya devlet imkanlarıyla e, sınırlarımızın dışında da bir gerginlik veya bir çatışma... Seçimler öncesi işe yarayacak bir resleşme e, kullanılacak gibi duruyor. Devlet Bahçeli dikkatinizi çekerim. E, ortaklar panik butonuna bastı derken ezbere söylemiyorum ve bir tane iki tane argümana dayalı olarak söylemiyorum. Onlarca argüman sıralayabilirim. Sadece birkaç tanesini ekrana getiriyorum. Devlet Bahçeli daha seçim kampanyası ilan edilmemişken, seçim tarihi ilan edilmemişken meydanlara indi. Bu da ortaklar arası bir mutabakat çerçevesinde böyle yapıldığını gösteriyor. Yani bir söylem birliği ardından da meydanlara inme. 2023 seçim kampanyasını Sivas mitingiyle başlattı. Hedef Erdoğan'ın farkla seçilmesi. Esasen burada Erdoğan'ın seçilmesinde güçlük olduğunun şu aşamada seçimin çantada keklik olmadığının itirafı da var. Devlet Bahçeli, seçim ilan edildikten son 2-3 seçime bakın. Seçim kampanyası yapmadan Milliyetçi Hareket Partisi seçimlere girmiş ve işte ne kadar milletvekili almışsa parlamentoda işte bir varlık gösterebilmiş parti. Devlet Bahçeli son 2-3 seçimdir 4 seçimdir kampanya yapmıyor. 2015 seçimlerinde böyle önceki yerel seçimlerde sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde böyle. 1-2 böyle kapalı toplantıda veya 1-2 böyle bölgesel miting yapıyor geçiyor. Genelde televizyon açıklamalarıyla veya çıktığı kanallarda konuşarak falan yapıyordu. Son 1-2 seçimdir onu da kesti. Bu devlet Bahçeli sağlık sorunlarına da rağmen e, seçim ilan edilmediği halde meydanlara indi. Yani bu da ya arkadaş e, sıkıntı var e, ey Bahçeli sen de in artık başla. Yani seçim kampanyası başlasın başlamasın seçim tarihi ilan edilsin edilmesin. Hedef Kızıl, Kızıl Elma adayımız Erdoğan diye kocaman bir e, yarım sayfa sabah gazetesinde bu şekilde e, haber oldu. Bir diğer konu da Suriyeliler konusu. E, İçişleri Bakan sözcüsü Çataklı 521 bin Suriyeli ülkesine döndü diyor. Şimdi burada Murat ne? Burada da Murat gene bu göçmen meselesini, Suriyeli meselesini yönetmek. İşte bak döndüler, dönüyorlar, gidiyorlar bak. Bu işi de biz çözüyoruz. Demek bunların hepsi seçim yatırımı. Bu kadar Suriyeli dönmüş müdür? Dönmemi kim sayıyor? Kim sınırda bunların hesabını tutuyor? İçişleri Bakanlığı'nın verdiği rakamlar da çelişkili. Ama dedim ya işte iktidar bütün bunların hepsini bir seçim yatırımı veya seçim malzemesi olarak kullanıyor. Bir diğeri de tanzim satış araçları. Tanzim satış işte ne bileyim tarım kredi kooperatifleri vesaire. Bunlarla da fiyatları dizginleme, devlet pazarcılığa soyundu. İşte neymiş efendim üreticiden doğrudan sebze tüketiciye filan. İşte bununla bu kampanya devam edecek. Üreticiden doğrudan devlet imkanlarıyla sebzeyi meyveyi tüketiciye sunduğunuzda ee, bu serbest piyasada e, haksız bir rekabete yol açıyor. Hemen her şeye. Ters bir konu ama iktidarın çok fazla umrunda değil. Zaten bu tarım kredi kooperatifleri meselesi, tanzim satış aracı meselesi de seçimlere kadar kullanılacak 3-5 aylık bir tedbir. Sonrasında bunlar gidecek, göreceksiniz yani. Olmayacak. Ve tabii işte Avrupa bu kışı nasıl atlatacak falan. Avrupa üzerinden bir bak dünya çok zor durumda dünya fena market rafları yani Erdoğan e, bütün konuşmalarında Avrupa'da market raflarının boşaldığını anlatıyor. Şimdi ben burada İngiltere'de market rafları boşaldı oraya girmeyeceğim. Sosyal ağlarda da buna cevap veriyorlar. İşte Twitter'da falan öyle değil yalan söylüyor çarpıtıyor Almanya'da böyle Hollanda'da böyle herkes market raflarından can. Ya mesele o değil ki Twitter'daki ahali Erdoğan'ın doğru konuşmadığını biliyor. Mesele Erdoğan'ın bu konuşması bütün kanallardan yayınlanarak halka da bu şekilde geçiyor. Sokak röportajlarını seyredin. İnsanlar 2023'te Lozan'ın gizli hükümlerinin açıklanmasıyla Türkiye'nin önünün açılacağını falan ifade ediyorlar. Yani iktidarın kendi kanallarında, kendi ağlarında, kendi sohbetlerinde tabanda böyle bir kazan kaynıyor, böyle bir olay fokur diyor. Erdoğan market Avrupa'da market rafları boş orada enflasyon şöyle işte efendim filan deyince işte oda tv'de filan haberler çıkıyor İngiltere'de sokak lambaları söndürülüyor işte efendim şirketler şöyle te, kısıtlamaya gitti böyle kısıtlamaya gitti diye aman biz halimize şükredelim en azından bizde pahalılık olsa bile market rafları dolu falan diyor insanlar. Sosyal ağlarda verilen örnekler işte Erdoğan'ın hitap ettiği etkilediği o tabana inmiyor. Dolayısıyla muhalefetin Erdoğan'ı devirmek ve bu işin doğrusunu ortaya koymak için işte Erdoğan'ın hitap ettiği bu kitleye, A Haber kitlesine ulaşması icap ediyor. Avrupa'da enflasyon oranları sosyal alarda paylaşılıyor. İşte Türkiye'de %80 en son açıklanan da öyle. Belli ki TÜİK %80'de tutacak. Avrupa'ya bakıyorsunuz 5.8, 7.9 ya savaşın olduğu Ukrayna'da bile 22.2 yıllık enflasyon. Rusya bir sürü ambargo altında 6 aydır ambargo altında 15.1. Diğer ülkeleri de görüyorsunuz herkes baksın. En fazla tek haneli bilemedin çift haneli 10-12 civarında seyreden bir enflasyon var. Evet yüksek önceki yıllara göre fakat Türkiye gibi %80 değil. Ama bu grafikler iktidarın hitap ettiği, Erdoğan'ın hitap ettiği kitleye ulaşmıyor. Şu da ulaşmıyor. Ee, Nalan Sipar paylaşmış Almanya'da gazeteci İspanya'da e, sene sonuna kadar toplu taşıma ücretsiz İspanya'dan e, çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olan Almanya'da hala fiyatlar, fiyatları düşürsek mi diye tartışıyoruz ne diyelim demiş İsmini yanlış yazmışız Nalan e, Sipar olacak her neyse Almanya'da hükümet yeni 65 milyar euroluk 65 milyar euro euro kuru neyse TL'de Türkiye'de onunla çarpın destek açıkladı yeni Alman Başbakanı. Elbette sıkıntı var. Elbette kriz var. İşte Almanya'ya doğalgaza kışı durdu. Rusya Vanayı süreçsiz kapattı. Almanya'nın deposu doğalgaz depoları son açıklanan rakamlar yüzde 82 dolu gösteriyor. Almanya biraz daha belki rahat geçirebilir kışı. Ama herkesin B planı C planı var. Yani... E Avrupa'da ülkeler elbette bir takım kısıtlamalara gidecekler, bir takım tedbirler alacaklar ama bu kışı atlattıktan sonra farklı enerji kaynaklarıyla yollarına bakmanın hesabını yapıyorlar ki zaten şubattan beri bunun fizibilitesini yapmakla meşguller. Rusya demişken e, Kerim Has e, Putin bugün hükümete çok önemli bir talimat verdi. Önemli bir bilgiyi paylaşmış. Artık Rusya'dan Ukrayna'ya gönüllü olarak savaşmaya gidenler çalıştıkları iş yerlerinden uzun süreli izin almış olarak kabul edilecekler. Aslında bir nevi kısmi seferberlik bu demiş. Evet. Son derece önemli e, Ukrayna savaşının kısa sürede bitmediğini de gösteriyor. Ukrayna savaşı demişken İngiltere'den başbakan değişikliğini haber vermeden geçmek olmaz. Listeras beklendiği gibi yeni başbakan olarak ismi açıklandı efendim. Son 5-6 haftadır Muhafazakar Parti'nin delegeleri, üyeleri 160 bin kadar elektronik ortamda oylama devam ediyordu. Oylama geçtiğimiz cuma günü sonuçlandı. Bugün öğlen saatlerinde de özür dilerim dün öğlen saatlerinde de e, yerel saatle 12.30'da pazartesi 12.30'da e, açıklandı. Ve Listras, rakibi... ...Rişi Sunak'a fark atarak... ...Dışişleri Bakanı... ...ki Ukrayna Savaşı ile parladı. Bir yıl evvel... Listrası pek kimse tanımıyor. Çok da fazla isminden bahsedilmiyordu ama... ...Ukrayna Savaşı yıldızını parlattı. Başka isimler de vardı, başka adaylar da vardı ama... ...demokrasilerde... ...bu tür kritik dönemeçlerde... ...müesses nizam... ...İngilizcesi establishment... ...o ne derse o oluyor. Bazen de bu demokrasilerde... Göstere gösteri oluyor, kör göze sokarcasına oluyor. Listras bugün başbakan olacak. Boris Johnson kraliçeye istifasını verecek. Listras da kraliçeye gidecek ve başbakan olarak görevlendirilecek yeni hükümeti kurmakla görevlendirilecek. Esasen hükümette devamlılık var. O teknik detaylara girmeyeyim. Yani hükümet duruyor. Sadece işte Listras çalışacağı, çalışmayacağı bakanlardan rica ediyor. Onlar istifalarını veriyor. Ardından çalışacağı bakanlarla aynı hükümetle seçime kadar belli ki devam edecek. O arada iktidar basını çok fazla vermiyor. Televizyonlarda göremiyorsunuz ama 12 yıl sonra bir ilk Türk savaş gemisi İsrail'de. Türkiye İsrail ilişkileri düzeltiyor fakat dediğim gibi bunun seçim yatırımına seçime falan bir katkısı olmadığı için hiç bahsedilmiyor. Yine İsrail kabinesi Türkiye ile İsrail hava yollarının İstanbul'a ve Türkiye'deki farklı noktalara karşılıklı uçuşlara yeniden başlamasının önünü açacak havacılık anlaşmasını onayladı. İsrail Başbakanı da bunu Twitter'dan duyurdu. Fakat bu da yani İsrail Başbakanı duyururken Türkiye Cumhurbaşkanı veya Türkiye Dışişleri Bakanı falan neyse bu konularda tek tweet bile atmıyor. Bu tür konuları da özenle gizliyorlar efendim. Evet. O arada eee sosyal ağlar Mehmet Ali Erbil'in laflarıyla işte Kız Kulesi'nin külahı uçuruldu mu uçurulmadı mı bunlarla meşgulken keşke şu konuyla ilgili bir kampanya yapabilse düzelirdi bu konular yani bakınız Gülşen olayı yatarı 4 yıl 8 ay 6 yıl 1 yıl 1 aydır tutuklu. Afyon T tipi'nde tutuklu bulunan Yusuf Köksal'ın cezasının yatarı 1,5 yıl önce doldu. Köksal'ın tahliyesi çeşitli bahaneler ileri sürülerek engelleniyor. Yusuf Köksal tek değil. Yatarını yani neyse artık suçlama onunla ilgili Türkiye Cumhuriyeti yargısının verdiği işte ceza neyse onu doldurmuş. Salmıyorlar. İşte eşi tweet atmış. Afyon Cezaevi'nde işte şeyle ilgili. Kocamı salmıyorlar diyor. Evet gerçek gündem bu ama bu gündem üzerinde Kız kulesi kadar, Mehmet Ali Erbil kadar durulmuyor. Bu bu konular üzerinde asıl durulsa bu konular bu raddeye gelmeyecek. Evet. Ortaklar e, panik butonuna bastı e, başlığıyla Kcs ile e, manşet yayınında şimdi daha iyi anlamışsınızdır değil mi? Özellikle 1 Eylül'den itibaren Tam Saha pres, devlet olanaklarıyla gayri resmi çünkü seçim tarihi ilan edilmedi gayri resmi seçim kampanyasının nasıl başladığını HDP meselesini Yunanistan meselesini Avrupa algısını vesaire söyledim ama ilave olarak göçmenlerle ilgili meseleyi söyledim. İlave olarak dövizin baskılandığını, enflasyonun yüzde tutulduğunu göreceksiniz. Teşvikler verilecek, yıl başında zamlar verilecek asgari ücrete ve diğer ücretlere. O verilen zamlar para basılarak karşılanacak. Mühim değil ki yani 3-5 ayı daha kurtarmak söz konusu. Bakın aralıktaki döviz krizinden bu yana 9 ay geçti. Önümüzdeki 5-6 ayı da benzer baskılamalarla, Benzer doldur boşaltlarla götürecekler ve ondan sonra seçime gidecekler. Bütün hesap bu. Sosyal ağları dizginlemeye çalışmak, medyayı dizginlemeye çalışmak propaganda faaliyetlerini MHP'yi de harekete geçirerek artırmak ekonomik anlamda hemen her yeri tutmak tanzim satış tarım kredi kooperatifleri şu bu filan gittiğimiz yer bu peki bütün bunlar olurken acaba gerçekten iktidarı değiştirmek için bir irade var mı ve bu irade bütün bunları hesap ederek mi yol alıyor işte üzerinde asıl düşünmemiz gereken bu. Düşüncelerinizi lütfen yazın. Hepsini okuyorum. Çok da besleniyorum. Oradan çıkardığım perspektifle de yeni yayınlara hazırlanıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.